Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renk tığ işi bir örgü paylaşacağım. Çok güzel bir model. E, kış geliyor. Bebeklerimize harika yelekler yaparız bu modelle. Hem kız çocuğuna hem erkek çocuğuna gidebilecek bir model. Lafı fazla uzatmadan isterseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, Dilerseniz başlayalım. Ben de hem krem rengi hem pembe iki çeşit ipim var. Birisi Nako'nun krem rengi olan Nako normal yünlü ipi. Pembe olan ipim de herhalde ören bayan olması gerekiyor. Bim'den almıştım onu. Evet arkadaşlar, krem rengi ipimle şöyle başlıyorum. Tığ işi bir örgü. Tığım da bayağı bir silinmiş. 2.10 milimlik bir tığ. Şöyle ipimi tığıma sabitliyorum arkadaşlar iki ucunu şu şekilde tutuyorum Şöyle bir zincir çekip Sabitliyorum Sonra modeli ne kadar yapacaksanız o kadar zincir çekeceksiniz Ben size öğretebileceğim kadar Öreceğim sadece zincirimi Şu şekilde zincir çekmeyi bilmeyen arkadaşlar için de şöyle bakın yavaş yavaş Tığımıza ipimizi alıp çekiyoruz hemen İlk başlama yerini Zincirini Bol yapın ki batmalar kolay olsun. İsteyen bunun üzerine trabzan yapabilir, isteyen sık iğne yapabilir. Hani ilk başlama noktasını ne yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Biz bir sıra trabzan gidelim daha da güzel dursun. Şöyle şu kadar zincir yeterli benim için modeli çıkması için. 2-3 zincirde çekiyorum. 3 zincirimi bırakıp dördüncüyü şu şekilde trabzan yapacağız. İkisini bir ikisini bir kapatıyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz. Şöyle ikisini bir, ikisini bir kapatıyoruz. Zincirimizin hepsini bu şekilde trabzan yapalım. Yeleğimizin dip kısmı olarak düşünün arkadaşlar. Yani lastik olan kısmı. Evet. Hemen zincirin hepsini bu şekilde örüp dönüyorum sizlere. Evet arkadaşlar şu şekilde ilk sıramızı zincirimizi çektik. Zincir üzerine trabzan yaptık. Şimdi şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve ipimi çeviriyorum pardon örgümü çeviriyorum. Ondan sonra arkadaşlar ilkini bırakıp şöyle ikinci trabzanıma bir trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine yine bir trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine bir trabzan daha yapıyorum. Şunu saymıyoruz. 3 tane yan yana trabzan yapmış olduk. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Arada bir trabzan bırakıp hemen yanındakine bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hiç atlamadan yanındakine yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine. Üç tane böyle arada bir zincir çekerek yan yana trabzan yapıyoruz. Arada iki zincir çekiyoruz. Bir trabzan bırakıp diğerine batıyoruz. bir zincir çekiyoruz arada hemen yanındakine batıyoruz yine ikinci trabzanımız olmuş oluyor bir zincir çekiyoruz hemen yanındakine batıyoruz yine 3. trabzanımızı yaptık 3 trabzanımızı yan yana arada bir zincir çekerek yaptık şimdi 2 zincir çekiyoruz bir tane bırakıp yanındakine batıyoruz şu şekilde bir görüntü oluyor hemen başa geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şu şekilde devam ettik Burada iki zincir çektim. Trabzanım az kalmış diye gene bir tanesini yapıyorum. Şöyle burayı bu şekilde bırakmamak adına bir zincir çektim. Hemen ikinci trabzanım tek trabzan eksik yapmışız. Onu da şu zincirimizin tepesine batıyorum. Yine eksik kalmamış oluyor. Bir zincir çekiyorum burada. Şu şekilde bir görüntü oluyor. Şimdi diğer ipimi alıyorum. İnşallah birbirine uyumludur. Ucunu bulalım şöyle. Şu şekilde hemen zincirimi çekiyorum. Sonra şu boşluğa şöyle bir sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Hemen ikinci boşluğuma boşluktan hemen sık iğne olarak kapatıyorum. Sonra 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bu aradaki 2 zincir çektiğimiz bölmeyi bırakıyoruz ve diğer boşluğumuza. Sık iğne olarak kapatıyoruz. Bakın. 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz. 2. boşluğumuza batıyoruz. Yan yana olan boşluğumuza. Şimdi yine 1 ve 2 zincir çekiyoruz. Buradaki 2 zincir çektiğimiz, aşağıdaki 2 zincir çektiğimiz yeri bırakıp diğerine batıyoruz. Yani bir tane kare boşluk atlamış oluyoruz. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Yanındakine boşluğuna batıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Yine bir boşluk bırakıp diğerine batıyorum sık iğne olarak. 1, 2 ve 3 zincir çekip hemen diğerine batıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bir kare bırakıp diğerine batıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın ne kadar o çok yani o kadar basit bir model ki hem çabuk ilerliyor hem de gösterişli bir model. Çok güzel bebek yelekleri olur. Şöyle burada da bitiş noktası şu zincire bir sık iğne daha yapıyorum. Ve bir zincir çekip bırakıyorum bunu. İşte ikinci sıramız bu şekilde. Şimdi geliyoruz hemen üçüncü sıramıza. Üçüncü sıramızda Krem rengi ipimizle devam ediyoruz. Aynı zincire şu şekilde batıp bir zincir çekiyoruz şöyle. Hatta 2 3 4 5. 5 zincir çekip çevirdik. Bakın. Tığımıza ipimizi aldık. Burayı bırakıyoruz. Hemen şu yapmamış olduğumuz boşluğa şöyle bir trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Aynı yere tekrar battık. Bir zincir çektik, aynı yere tekrar battık. Bu şekilde görüntü. Şimdi 1 ve 2 zincir çekiyorum, tığma ipimi alıyorum, hemen karşı boşluğa bu pembeyi bırakıyorum, bu tabak altından alıyorum, krem rengi olan yerinden. Şuradan şöyle trabzanımı bir bir zincir çekiyorum, bir trabzan daha, bir zincir çekiyorum, 1 trabzan daha. Toplamda 3 trabzan yapmış oluyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Karşıya atlıyorum. Bakın. Zaten ilk sıraları yaptıktan sonra model kendini göstermeye başlıyor. Hemen öğreni veriyorsunuz. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Arada pembeyi de örmüş oluyoruz yani iki zincir çekip hemen karşıya buraya ta alttan ikisi pembeli krem rengi zincir arada kalıyor İkisinin birden üstüne batıyoruz zincir çekmeyi unuttuk bir zincir çekiyoruz ve batıyoruz 1 ve 2 zincir çekiyorum yine buraya atlıyorum zaten yerleri belli arkadaşlar ve bir iki zincir çekiyorum şimdi arkadaşlar şöyle hem şuna batıyoruz hem de şurasına bakın şuradan da ilmeğimi alıyorum şöyle çekiyorum trabzanımı yapıyorum Evet ikinci sıramızda böyle pembemiz bir tık koyu olsaymış daha da güzel gösterecekmiş şimdi pembe ipime yine geçiş yapıyorum arkadaşlar şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum çeviriyorum çeviriyorum yine aynı şekilde burada buradaki boşluğumuz şimdi buraya geçti hemen bu boşluğu bırakıp diğer trabzanımın arasına batıyorum sık iğne olarak 1 2 3 zincir çekiyorum ve buraya 1 ve 2 zincir çekiyorum bu boşluğu bırakıyorum bir tane atlayıp diğerine 1 2 3 zincir çekiyorum hemen yanındaki tırabzanı. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Boşluğu bir tanesini bırakıp diğerine atlıyorum. 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. 1 ve 2 zincir çektim. Boşluğu bıraktım. Diğerine atladım. Yerleri belli oldu mu? Model o kadar akıcı ve güzel gidiyor ki arkadaşlar anlatamam. Evet, şöyle 1 2 ve 3 zincir çektim. Hemen buraya. Şimdi köşeye geldik. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Burada baştan 1 2 bırakıp şuraya batıyorum ve 1 zincir çekip ipimi yine bırakıyorum. Bakın. Bu şekilde görüntü oldu. Şöyle göstereyim daha da net görünsün. Şimdi arkadaşlar yine krem rengi ipimizden başlıyoruz. Şuradan şöyle tığımızı herhangi bir yerden geçiriyoruz. 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz. Şimdi bu boşluğumuza trabzanımızı yapacağız. Şöyle arada bir zincir çekiyorum. Yine trabzanıma batıyor. Aynı yere batıyorum. Arada bir zincir çekip yine trabzanımı yapıyorum. Evet. Yine bir ve 2 zincir çekiyorum. Şöyle boşluğumuza. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Düz bir model olduğu için koltuk kesimi de çok kolay olur. Yaka kesimi de çok kolay olur bu modelimizin. Hem kız çocuğumuza dediğim gibi hem erkek çocuğumuza çok güzel gider. Evet sonuna geldik. Yine buraya bu sefer trabzanlarımızı yapacağız. Şöyle. 2 ve 3 arada zincir çekip şimdi zincir çekmeden şöyle yine hem bu ilmeği alıyorum hem de şuraya batıp şöyle trabzanımı yapıyorum. Evet. Şu şekilde. Şimdi size mavi beyazdan daha önce yapmıştım. Onu da göstereyim şöyle. Bakın bunda daha şık göründü model. Daha çok belli oldu. Bu biraz daha açık renk durdu. Pembesini bir tık koyu yapsak daha da güzel olacakmış. Evet arkadaşlar, inşallah beğenmişsinizdir. Hem basit hem kolay bir model. Bebeklerimize çok güzel yelekler yapabiliriz bundan. Atkılar yapabiliriz, bereler yapabiliriz. İnşallah sizler de benim beğendiğim kadar beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.